Herkese merhaba. Sevgili takipçilerimiz, yeni yılınız kutlu olsun ve 2023'ün ilk videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar, herkese günaydın, herkese iyi günler, herkese iyi pazarlar diliyoruz. İyi pazarlar. Biz bugün nereye gidiyoruz? Ama hangi Paris'e gidiyoruz? Ontario'daki Paris'e gidiyoruz tabii ki. Arabayla zor olurdu öbür türlüsü. Neler varmış? Bir görelim istedik. Ontario'nun içindeki ve Toronto'nun etrafındaki ufak şehirleri. Evet. Görmek için böyle bir yola çıktık. Belki bugün birkaç şehir göreceğiz. Çay, kahve, fiyatları. Ve etrafı göstermeleri. Sizin sevdiğiniz cinsten. Ana etrafı göstermeler. Bunları göstereceğiz. Bakalım nasıl olacak. Görelim. Evet. Araba kiraladık yine. Turo'dan araba kiraladık. Arabamızı biz aldık. Sonra gittik bir yerde bir kahvaltı ettik. Yola koyulalım ve Paris'i keşfedelim. Ve yılın ilk videosu gezmece tozmaca videosu. Farkında mısın? Evet. Umarım devamı gelir. İnşallah gezmeye devam edebiliriz. Bakalım olacak mı bundan sonra böyle videolar. Gezmeye çalışacağız elimizden geldiğince. Kara kış da gelmedi çok şükür. Rahat rahat geziyoruz. Bu kış ılık geçecek yani muhtemelen 0 ile eksi 10 arası geçer. Yani. Evet. Çok şükür. Buna da şükür diyoruz arkadaşlar. Hepinizi öpüyoruz ve yola koyulalım. Bay bay. Hadi bakalım. Evet, şu an Paris'teyiz. Evet, çok tatlı bir dükkan önündeyiz. Şöyle Paris'te olduğumuzu da size göstereyim. Paris Bakery. Hediyelikler falan var, çok tatlı. Ve chocolate. Chocolate sensin. Tam yerine park etmişim arabayı. Ezenet. Doğru. Toronto'dan Paris'e yaklaşık ne kadar sürdü? Vallahi 1 saat 15 dakika. Güzel. Gidelim vay bir yerde. Vay vay, şu Paris'in minarelerine bakın be. Kiliselerine bakın. Bu ne ya cidden? Efendim? Bu kilisenin minaresi niye var? Oluyor bazılarında. Paris'te her yer İngilizce görüyorsun. Paris'te her yer köprü ya. Her yer köprü, doğru. Gidelim mi böyle bir bakalım ne yapalım? Ya şuradan ya bir kafayı uzatalım sonra kahve içelim ya. Biraz soğukmuş ya, arabadan inince fark ettik. Ya, arabada da kaloriferler açık. Kaloriferler açık, doğalgaz açık. Vay. Meltem şu manzaraya gel gel, şurada dur hayatım. Seni bir çekeyim. Bir de seni şöyle çekeyim. Oo, çok iyi foto. Ben de senin burada makineyle çekerim fotonu. Tamam. Hadi gel bir kahve içip öyle gelelim. Şöyle yapalım, okey. Işıkları da çalışmıyor Paris'in ya. Basmak lazım. Koş. Bakalım şurada neler varmış. Burgerci. Fiyatlar yazmıyor. Allah'a emanet. Oo. Çok güzel bir stüdyo burası da. Cilt bakımı falan, güzellik salonu gibi bir şey. Adam ne yazmış buraya ya? Bu ne ya? Serdar. Bak burada kim var? Kim aşkım var burada? Aşkım burası köpek şeyi. Evet biliyorum. Kafede. Biliyorum. Kafe. Bu kafede yer bulabilir miyiz? Buluruz ya. Hadi gel. Hadi gel. Gidelim içeri. Güzel bir kafe bulduk. Şimdi giriyoruz. Bakalım. Ben çekeyim biraz.
Kafe tam benim sevdiğim tarz. Kitap, kahve, güzel müzik. Yani ihtiyacımız olan her şey var. Paris'e gelirseniz eğer bir gün, Paris'te bir kafeye mutlaka gelin bence. Evet, ortamı çok güzel hoşuma geldi. Keşke arka tarafta yer bulabilseydik. Arkası çok güzel görünüyor yani. Zaten çok ufak bir town. O yüzden yani bir tane kafesi falan var yani. Evet. Yani bir sürü plaklar var, ikinci el kitaplar var. Sizin yeni yılınız nasıl geçti acaba? Yeni yılda neler yaptınız? Biz evde toplandık arkadaşlarla beraber. Güzel de eğlenceli geçti. Eğlenceli geçti. Biz bize kadar da son iki ayda Instagram hesabımızdan bizi takip edenler zaten görmüştür hikayelerimizin bazılarını. Okulda önümüzdeki hafta başlıyor. Sıkıcı. Staj da var, bir şeyler de var. Göreceğiz. Paris bu kadar, çok bir şey yok. Köprüye çıkalım bir. Yani buralar yazın çok güzeldir muhtemelen. Yazın da biz çok yoğunuz. Evet. Ama şurası çok güzelmiş bana, tam baksana. Evet. Şöyle bir. Biraz arabayla da burayı turlar, sonra da gideriz zaten, bitiyor yani. Aynen, gel o çikolatacıya falan gidelim zaten. Tamam. Paris dedikleri bu. Senin şurada bir foton olmasın ya? Benim Paris'te bir fotom olmasın mı? Ha, şu köprüde. Olsun. Wait. Wait. Paris'te yaşayan var mı ya? Yorumlara yazsınlar. Paris Bakery burası. Kapalı. Abi her yer niye kapalı? O zaman arabaya binip gidelim. Tamam. Paris bitti. Arabamız da bu arkadaşlar. Biniyoruz. Şimdi burayı arabayla gezeceğiz. İşte yani olmuş. Burayla ilgili önerilen tek şey doğa aktiviteleri olduğu için işte kayaktır, kürektir falan. Malumunuz hava -2-3 derece. Böyle şey yapamayız da biz de çok merak ettik buraları. Ama şöyle bir etrafı arabayla gezeceğiz arkadaşlar. Paris turumuzu bitirmiş bulunmaktayız. Paris hızlı bitti. Evet, Paris çok hızlı bitti. Şimdi sıra Cambridge'de. Yani gelecek yer yok, o yüzden çok bitti. Evet, yani çokça church ve bir iki müze kapalı olmakla beraber. Yani çok evet, gelecek bir şey, gösterilecek bir şey yok. Şu an Cambridge'e 20 dakika, 25 dakikalık bir mesafe. Paris'e Cambridge çok yakın. Oradan da eğer vaktimiz kalırsa başka bir şehre daha uğrayacağız. Ama ona da uğrarsak adını söyleyelim. Aynen. Hadi bakalım. Yolu gösterelim. Tamam. Her yer aynı. Sağımıza bakıyoruz aynı. Solumuza bakıyoruz aynı. Tabii bir fark var, solumuzda daha güzel şeyler olabiliyor. Daha yakışıklı ve güneş gibi parlayan şeyler olabiliyor solumuzda. Ama sağımıza bakıyoruz. Aha, kocaman gökyüzü var. Aha, bir tane bile güneş yok. Vancouver'a bağladı burası yani. Aynen ya. Vallahi fırtına olsun, güneş olsun. Cambridge. Cambridge'e geldik. Biz geldik. Vay, çok güzelmiş be burası gerçekten. Vay 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 vay. Post ne burası? Office. Kütüphane herhalde. Post office'miş. Aa. Bak, burayı beğendim. Daha evet, biraz daha iyi burası ve gelişmiş. Burası biraz daha güzel. Biraz Niagara on the Lake'e de andırıyor gibi. Bence oradan daha büyük burası. Oradan daha büyük zaten. Evet. Orası ufacık bir cadde zaten. Orayı gösterdik size bu arada. Niagara videomuzda falan görebilirsiniz. Evet. İkinci videomuz mu ne? Justin Trudeau çalışıyor ya. Diyorsun. Adam köprü yapmış. Daha ne istiyorsunuz? Aa, geçiş ücretsiz. Hayret, yaşadım. Burası çok güzelmiş gerçekten.
Mevlana kafe var şurada. Harbiden ne yazıyor orada? Abi her yerde church var. Bir kütüphane yok. Her yer church. Church'e giden yok ama. Her yerde church var. Bütün kafeler kapalı. Biz nasıl böyle bir Christmas tatilinde buraya geldik ben bilmiyorum. Serhat'cığım Noel tatili Aralık'ta oldu yani. Yavrum bunlar doğali Ocak ayına bağlayıp 1,5 ay tatil yapıyorlar. Şubat'ta başlıyorlar hayata. Aha vallahi bak geldiğimden beri 3. church. Cambridge'deki aynen. İstesek içine gireriz de şimdi şeye gerek yok. Yani nasıl derler. Hatırlıyor musun Meltem? Montreal'de girmiştik. Ben adama şey demiştim. Biz duaya geldik falan. Adam bizi almıştı. Adam bizi almıyordu çünkü hep turistler geldiği için. Evet. Biz adam dua edeceğiz dedik aynen. Biz duaya geldik dedik. Gel, gittik video çektik orada. Evet. O da biraz ayıp oldu. Bunu. Herkes yaptık. ufak Bible'larıyla dua okuyor. Ama biz sessiz yaptık her şeyi yani gidip. Ya sessiz yaptık da yine de sonuçta ayıp meseleler. Edirne'de olsa beğenirsiniz ama burası Cambridge. 1931 yılında açılıyor. Neredeyse 100 yıl olacak. Görüyorsunuz hala taş gibi. Kıs 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 kıs. Gerek yok. Tam geliyor. Burayı sevdim ama evet buraya bak yazın tekrar bence buraya gelebiliriz. Evet buraya yazın gelinebilir. Ama Paris. Paris'e hani daha da gelmez. Hani buraya gelmişken belki yazın gidilir. Bundan sonra Macron düşünsün neler olacağını. Test. Meltem'cim omuz kokusunu anlar. Burada her şey var. Her şeyden birkaç tane var. Kafe birkaç tane var en azından. Butik dükkanlar bir sürü var. Homus olayları yaşanıyor dünyalara. Ben burada kaldım. Bize ilginç gelmiyor da buradaki insanlara bakıyorum. Bu oradaki Holmes arkadaşı görünce birazcık şey olmuşlar. Adam işte böyle ne oluyor ya falan diye bakınıyor etrafta. Ondan sonra bize kalsa sıkıntı yok. Adama da diyecektim biz Toronto'danız. Ama demedim. Bitti. Evet, bir şehrimizin daha sonuna geldik. Gezelim görelim kısmınızda. Evet, biraz da ben seni çekeyim mi? Olur. Senin de gözlemlerini alalım. Şurada ne var ya? Yemekçi mi orası? Ne o? Market mi? Aa, Farmers Market. Ben gerçekten buradaki mimariyi falan da beğendim. Hatta burası bence şeyden çok daha büyük. Paris'ten büyük canım. Paris'i geçtim. Niagara on the Lake. Evet. Arkadaşlar burasını çok bu tavsiye ediyorlar gezmek için. Farmers Market. Ama sanırız kapalı. Kapalı evet. Bir ışık yanıyor gördüm ama. Evet kapalı. Burası da herhalde şeyin ufak versiyonu. Market. St. Lawrence Market'in evet. Yalnız eski bir şey. Çörçler falan, köprüler falan bayağı eski yani. Burası ama, eski bir şehir. Ama hakikaten çok çörç yok mu sence de? Ya ufacık yerde 10 tane çörç var abi. Evet ya gerçekten. Anladık. Toronto'da bu kadar yok. Demek ki burası daha böyle kültürel olarak kapalı bir toplum. Olabilir. Sadece Christianlar var yani. City Hall falan var. Burası da böyle devlet dairelerinin olduğu yerler galiba. Aynen.
Bayağı ufak, güzel bir yer yani. Evet. Burada yaşamak ucuzdur burada. Burada kiralar falan aşırı ucuzdur. Ama tabii ne yapılır, ne iş yapılır falan o kısımlar soru. O kısımlar başka bir video konuşalım. Ama evet, onu bir düşünelim, biz size de anlatırız. Şu an sadece gelip göstermek amaçlı bir video. Aynen. Bir de Toronto'nun etrafındaki şehirleri anlatacağımız bir video da gelecek. Nasıl? Buraya girelim mi? Bir şeye bakmak istiyor musun? Sugar Daddy's Bakery. İstersen girelim ama ben bir şey tatlı yemem yani. Bakalım ya ne var diye. İki tane large pizza, üç tane toppingli yani içine işte zaten kaşarını saymıyorlar da mozzarella'sını. Bir şeyler falan koyabilirsiniz sebze, üç tane farklı şey. İki tanesi $22.50 taksiyle falan filan herhalde bir $25 civarı bir şey olur. Meltem, ne aldık? Şöyle ufak kaşıklar aldık, gümüş diyor antikacıdan. Bütün ülkelerin kaşıkları var, böyle karıştırırken. Ne bulduk, gösterir misin ilk? Türkiye Selimiye Camii bulduk. Hemen bir saniye. Türkiye Selimiye Camii, gördüğünüz gibi güzel. Hemen aldık onu. Başka 1975'te yapılmış bir işte Christmas kaşığı var ufak. Evet. Onu aldık yine hatıra olarak. Bir de Tanzanya aldık bir tane. Evet, güzel. Vallahi. Hatıra. Tatlı bir yerde. O araba nerede? Let's go then. Cambridge bitti arkadaşlar. Cambridge de bitti arkadaşlar. Yani gezi videoları böyle oluyor, etrafı göstermece. Yani tabii buralarla ilgili bilgiler gelecek dediğimiz gibi. Evet, Elora'ya geldik. Elora'yı birazcık gördük. Güzel, rengarenkti. Şimdi size de göstereceğiz. Şimdi bir parking alanı bulup arabamızı park edip biraz daha size gösterelim dedik. Herkesin Elora'ya neden yazın geldiğini anladım. Çünkü yazınki fotoğraflara baktım. Siz de bakabilirsiniz. Google'da falan da var yani. Her yer yazın, rengarenk. Cıvıl cıvıl. Cıvıl cıvıl. Ama maalesef şu an her yer gri. Ama yine de başından kalma ışıklar falan var. Çok güzel gözüküyor. Evet. Sanırım bu üç arasında en iyisi biraz da ışıkların da vermiş olduğu etkiyle. Elora'dır herhalde. Elora'dır. Bir de daha büyük, daha gelişmiş, daha çok dükkan, daha çok yerleşim. Gerçekten Elora'ya yazın gelinebilir, biliyor musun? Yazın geliriz buraya. Yazın şeye de gitmem, vazgeçtim. Cambridge'e. Yazın buraya geliriz. En iyisi burasıdır. Evet. Ya inip daha bakacağız. Bir şehri koklayalım bakalım. Aynen. Ben buradan bir sola döneyim bakalım. Aynen. Ya biraz da tırsıyoruz açıkçası. İnce giyindik ve hava ılık olacak diye. Hava biraz soğudu yani. Evet, doğru. Sulu karlar mı dersiniz artık? Bak. Church. Çok şaşırdık. Dörtte kapanıyor. Gidelim bakalım. Biri sandalını bırakmış şuraya. Yazın takılıyor herhalde. Let's go then. Köprünün ismini söylüyorum hemen.
Victoria Street Walking Bridge. Let's go. Burası çok güzel ya bu arada gerçekten. Şu binayı bir merak ettim yani. Bir yaklaşıp iyice bakalım. Asıl film Elora'daymış. Yani arkadaşlar böylece ne yapmış olduk? Bu şehirler arasında gezmek isterseniz direkt Elora'ya gelin. Diğerlerinde bir şey yok. Gördünüz zaten videoda. Buraya giremiyoruz. Aynen giremiyoruz buraya. Restorasyon yapıyor olabilirler. Şimdi biz bize Kanada son hikayeler Instagram hesabımızdan bizi takip edenler canlı olarak hikayelerimizi görebiliyorlar. Burayla alakalı çok beğendiğimiz şeylerin bazılarını Instagram'da hikaye olarak paylaşıyoruz. Bakınız efendim. Değil mi? Şöyle yukarı doğru çıkalım bakalım neler var. Açık bir yer varsa uğrarız belki. Çok güzel bir yer. Çok güzel bir yer ama kışın geldiğimiz için hava kapalı. Bir de Christmas tatilinde yakın bir zaman olduğu için her yer kapalı. Ama biz zaten keşfe çıkmıştık bu videoda. Keşfimiz dolayısıyla burayı gördük, tanıdık. Artık buraya gelip güzel bir zamanda hava güzelken yazın bir video çekeceğiz. Christmas zamanında gelmek şöyle güzel. Her yer ışık ışıl. Yani ışıklar falan var. O yüzden tatlı. Çok hoş görüntüler var yani videoda. Böyle bir şey torunlarımıza bırakabiliriz. Dedemin saatiydi. Dedemin cep saati. Açıyorum, bakıyor. Tamam. Bak bu tam senin sevdiğin. Bunu alıyorum sana. Tamam mı? Tamam. Buradan bir hatıra. Ne kadar defter? Bakayım. $7.99. $8. Çok tatlı. Hem de... O ne kadarmış? $4. Tamam, ikisini de alalım. Çok güzel bir dükkanmış burası ya. Sadece bu dükkanı gezmek için bile gelirim buraya.
Thank you so much. Thank you. Thank you. You as well. Gördün mü kapının açılış şeklini? Bir daha göstereyim. Şöyle normalde. Bunu böyle yapıyorsun. Kaldırıyorsun. Öyle açıyorsun. Her yer karanlık. Saati gösteriyorum arkadaşlar. Ve havayı gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi arabaya bindik de bir şey fark ettim. Kiraladığımız çocuk bayağı arabasını seviyor belli yani, böyle bir şey yapmış. Bunu yapıyor mu? Zaten var mı? Var mı bilmiyorum da kapıyı açınca böyle bir şey çıkıyor yani. Bunu yapıyorlar artık. Donduk ki. Arkadaşlar son şehrimizden çıktık. Eve doğru gidiyoruz. Toronto'ya doğru. Abi yol zifiri karanlık. Sabahtan beri böyle yani. Kaç kilometre böyle yani. Elora'dan çıktık. Evet yani. Yol zifiri karanlık. Uzunlar kifayetsiz. Karşıdan şöyle araba gelince de aşırı rahatsız edici olabiliyor. Yani bir tane lamba dikmek zor olmamalı. Şu şuraya yani 100 metrede bir lamba dikmek zor olmamalı. Evler var arada. Christmas dekorasyonları Allah'tan duruyor bazı evlerin. O birazcık yardımcı oluyor. Kendi çaplarında kendilerini ancak yardımcı olmasa şu. Bize hiçbir etkisi yok. Serhat'cığım ne düşünüyorsun? Serhat'ı göremiyoruz arkadaşlar ama orada bir Serhat var. Ben normalde buradayım. Evet. Onu söyleyeyim ilk önce. Ya bence de çok yorucu yani böyle bir karanlıkta araba kullanmak. Ama yapacak bir şey yok. Köy gibi bir yer yani bu geçtiğimiz yerler. Arada bir böyle tek tük evler var. Yani başka hiçbir şey yok. Burada elektriğin olmasına sevindim eğer varsa. Bazen elektrik direkleri gözüküyor. Ya evlerim vardır. Evet. İnşallah. İnşallah vardır. Ama yani şu elektrik direklerinin ucuna bir tane lamba mesela Türkiye'deki gibi güzel olurdu açıkçası. Bence de. Neyse. Yapacak bir şey yok. Gidene kadar böyle şimdilik. Neyse arkadaşlar biz yolumuza devam edelim. Serhat'ın dikkatini dağıtmayalım. Hadi görüşürüz. Bakalım. Bir benzin alıp geliyorum. Kanada'da benzinci olmak videomuzu çekiyoruz şu an. Olmaya çalışmak da olabilir. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Arabamızı teslim edeceğiz sahibine. Bugün de böylece bitirmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar. Umarız keyifle izlemişsinizdir. Biz çok keyif aldık bugünkü geziden. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, Instagram'dan takip etmeyi ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. İyi haftalar, iyi pazarlar, iyi günler. Görüşürüz. Görüşürüz.